بسم الله الرحمن الرحيم باب التطيب عند الإحرام وباب حج veyahut ömre ihramına girerken koku sürünmek ve yanındadır. Caiz midir, değil midir? Caiz olursa hangi şekilde, hangi nevi caizdir, hangisi caiz değildir? Bunu beyan buyuracak. Haddesene Ebu Bekir'e Bekkar ibn-i Kuteybe kâle haddesene Ebu ibn-i Cerir قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عتاين الرسول عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا صفوان بن يعلى babası يعلى بن أمية'den rivayet eyledi ki أن رجلا bir adam أتى النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e geldi bil ceyraneti ceyranede Taif ile Mekke-i Mükerreme arasında haremin hudududur. Ciğirrane rivayeti de var. Ve aleyhi bu adam üzerine de olucuydu cübbetü sufin yundan bir cübbe. Ve o adam da musaffirun boyamıştı lihyetehu sakalini ve râsehu başını boyamıştı sarı bir boya ile. Fekale ya Resulullah bu adam dedi ki ya Resulullah inni kad ahremtu ben ihrama niyet ettim, girdim. Ve ene ben kematara gördüğüm gibi. İşte üzerimde cübbe var ve kendim de sarı renkte bir boyayı başıma, sakalıma sürmüşüm. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki inzi anke sen kendinden çıkar, üzerinden çıkar el cübbete, cübbeyi çıkar. Ve asil anke sufrete sendeki o sarılığı yıka. Başına, sakalına sürmüş olduğun o sarı boyalı şeyleri yıka. Ve ma ul bi şey ki kunte sani'an fi haccike haccinde yapmış olduğun işler neyse fesnahu onu işle fi umretike ömründe de onu işle. Haccı nasıl yapıyordunsa ömreyi de öyle yap. Fezehebe kavmun bir kavim sahip oldular ila hadel hadis bu hadise. Fekerihu mekruh gördüler. Bihi bu sebeple ettetayyübe koku sürünmeyi indel ihram ihram vaktinde ihrama girerken koku sürünmeyi bu hadis sebebiyle mekruh gördüler. Ve kalu hükmettiler dediler neyle hükmettiler bima ruyen Ömer ibn Hattab Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadisle. Daha kimden? Osman ibn Affan radıyallahu anh'a bir de Osman ibn Affan'dan rivayet edilen hadisle. Bu ikisinden rivayet edilen hadisle amel ettiler. Bu hadis de şu. Haddesena Nesr ibn Merzukin kâle haddesena el-Hasibu ibn Nasihin kâle haddesena Buheybin ibn Halidin an Eyyub an Nafi'in an ibn Umar'a an Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhuma Hazreti Ömer radıyallahu anh vecede rîhe tayyibin vecede rîhe tayyibin bir kok güzel kokuyu buldu. Kokunun sürülen kokunun kokusunu buldu. Ve bi zil hüleyfeti o da zil hüleyfedeydi. Abar Ali'deydi. Fekal Hazreti Ömer buyurdu ki mimmen kimden olucudur hadihir rihü tayyibe bu güzel koku kimden olucudur? Yani kim sürünmüş de bu koku geliyor. Fekale Muaviyetun Muaviye dedi ki minni benden. Koku benden geliyor. Fekale Ömer Hazreti Ömer dedi ki minke le amri ömrüme kesem ederim ki senden. Minke senden geliyor le amri ömrüme kesem ederim. Bu kelime iki defa tekrar eyledi. Minke le amri minke le amri. Yahut da minke le ömri minke le ömri. Ben ömrüme kesem ederim ki bu senden geliyor. Fekale Muaviyetü Muaviye dedi ki La te'acel aleyye ya amirel müminin. Ya amirel müminin acele etme. İnne ümme Habibete radıyallahu anha. Ezvacı mutahharattan ümme Habibe radıyallahu anha Muaviye'nin hemşiresiydi. Tayyibetini bu güzel kokuyu bana o sürdü. Ve aksemet yemin verdirdi aleyye benim üzerime yemin verdirdi de bu kokuyu o sürdü. Fekale lehu Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer
Muaviye'ye dedi ki, ve ene aksemtu aleyke, ben de sana yemin ediyorum, leterci'anne, elbette geri dönersin, ileyha Ümmü Habibe radıyallahu anhanın yanına, fetâsiluhu, o kokuyu yıkarsın, indaha Ümmü Habibe radıyallahu anhanın yanında. Farici'an, Muaviye döndü, ileyha Ümmü Habibe radıyallahu anhanın yanına, fegaselehu, o kokuyu yıkadı. Felahiken nas, ondan sonra da geldi, nasa lahik oldu, erişti, bittarik yolda. Yolda geldi, cemaate erişti. Şimdi burada Hazreti Ömer radıyallahu anh koku sürmeyi hoşlanmadı ve Muaviye'nin koku sürülmesine razı olmadı ve onu yıkattırdı. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun en Eyyûbe fezekere bi isnâdihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Muhammed bin Huzeyme tarikiyle de rivayet ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن أسلم أن عمر رضي الله عنهما مثله. حضرت عمر رضي الله عنه إمام التحاوي يونس تلك إلى دبور حديث رواية ديور. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن نافع أن أسلم أن عمر رضي الله عنه مثله. İmam-ı Tahavi Rabbi'l-Mezin terikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesana ibn-i Merzukin kâle haddesana Vehbun kâle haddesana Şu'betu en Sa'd ibn-i İbrahim an ebihi. Kâle İbrahim dedi ki, küntüme Osman'a radıyallahu anh, ben Hazreti Osman'la beraber idim. İzil Huleyfe'de Abari Ali'de. فَرَآ رَجُلًا bir adamı gördü ki yürüydü en yuhrime, ihrama girmek murad ediyor. İhrama girmek murad eden bir adamı gördü ki وَقَدْ دَهَنَا yağlamış رَاسَهُ başını, başına yani güzel kokulu yağ sürmüş. فَاَمَرَ بِهِ ona emretti, فَغَسَلَ رَاسَهُ o adam da başını yıkadı bittiğini çamur ile. Çünkü yağ çıkmaz. İlla çamur sürerse o çamur yani toprak onu çıkarır. Burada da Hazreti Osman radıyallahu anh'den gelen hadiste başına yağ sürmek, koku sürmek caiz olmadığı beyan edildi. Bunlar bu hadiste amel ettiler. Bu kavim dediler ki mekruhtur, koku sürmesi mekruhtur. Ve halefen fî zâlike âkharun, başkaları bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav, beis görmediler. Bir tatayyübi, koku sürünmede indel ihram, ihrama gireceği vakıtta. İhrama gireceği vakıtta tatayyübde görmediler, be'sen be'is görmediler. İhrama girmezden evvel koku sürünmesinde be'is yoktur dediler. Fekaru dediler ki, emma hadisu ya'la, emma ya'la bin Ümeyye'nin hadisine gelince, felâ hüccete fihi, anda hüccet olmadı, limen bir kimseye ki halefena, bize muhalefet eyledi, bize muhalif olanlar için, onda bir hüccet yoktur. Ve zalik, hüccet olmadığı şöyle ki ennattıybellezi, ol bir koku ki kâne alâ zâliker racül, o racül üzerindeydi, o racülün sürmüş olduğu koku. İnnemâ kâne sufreten, bir sarı renkte kokuydu. Ve huve o da halûkun, haluktur. Birkaç kokudan terkip eder, yaparlar, ona haluk derler. O zaferan, öt, amber, misk bunlardan karıştırarak yaptıkları bir kokuya haluk derler. Onda tabi bir sarılık var. Hem kokudur hem de rengi sarıdır. İşte bu da haluktur. O haluk idi. Fezalike o haluk da mekruhun, mekruhtur lirreculi, erkek adama mekruhtur. Erkek adamın onu sürünmesi mekruhtur. Lari lehram, ihram için değil. İhramda olsun olmasın o haluk denilen kokuyu erkek adamın sürünmesi mekruhtur. وَلَاكِنَّهُ ihram için değil, lakin o adamın üzerindeki o kokuyu Peygamber Efendimiz yıka demesi لَاَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَخَلُوكِ اِسْتَمَا الْمَكْرُوهُ فِي نَفْسِهِ kendi nefsinde فِي حَالِ الْاِحْلَالِ ihlal halında da وَفِي حَالِ الْاِحْرَامِ ihram halında da, ister ihrama girmiş olsun ister girmemiş olsun o erkeklere caiz değildir. وَاِنَّمَا اُب۪يحَ مِنَ الطِّيبِ
güzel koku mübah edildi. Güzel kokudan mübah oldu. İndel ihrami. İhrama girileceği vakitte ma ol bir güzel koku ki huve o helalun helaldir fi halil ihlal ihlal halinde. İhrama girmediği vakitte erkek bir adamın kullanması caiz olan koku olursa işte ihrama girmesi evvelde onu kullanabilir. Ve kadruvi en ya'lal en ya'la ya'la'dan rivayet edildi ma ol bir hadis ki beyene o hadis beyan buyurdu ki enne zâlikellezî şul bir koku ki emeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz emreyledi zâlikel racüle o adama bi gaslihi yıkanmasını emreyledi kâne halûgen o halûk idi. İşte onu beyan eden bir hadisi şerif rivayet edildi. O da hadisi şerif de şu: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر البراك عن عطاء عن يعلى بن منية يعلى بن منية كي يعلى بن أبي أمية أناسının adı منية babasının adı أمية. Rivayetlerde bazen İbni Ümeyye gelir bazen İbni Münye gelir. Ondan rivayet edildi ki Ya'la'dan enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz ra'a racülen bir adamı gördü ki lebba telbiye ediyor bi umretin umreyle ve aleyhi cübbetün onun üzerinde de bir cübbe var ve şeyün min halukin bir de haluk denilen kokudan bir şey sürünmüş. Bunu gördü Resul-i Ekrem Efendimiz. Fe emerehu adama emretti ki en yensi'al cübbete cübbeyi çıkarak ويمسح خلوقه وخلوق ذا مسحده ويصنع إشري في عمرته عمر سندا ني ما يصنع في حجته حج yaptığında ne işlerse onu işleye. Bunu böyle emretti. İşte bu hadisi şerif beyan ediyor ki Hazreti Ya'la'nın rivayet etmiş olduğu hadisteki o adamın üzerindeki koku haluk idi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث أن عطاء ابن رباح حدثه عن ابن يعلى عطاء ابن أبي رباح ابن يعلى'dan rivayet etti ابن منية يعلى ابن منية وذا kimden عن أبيه babası يعلى ابن منية'den وذا kimden عن النبي صلى الله عليه وسلم peygamber efendimizden rivayet etti مثله أين حديث شريف yani o adam ömreyle niyet eden adamın üzerindeki cübbe var idi ve bir de haluk kokusu var idi. Peygamber Efendimiz cübbeyi çıkar, bu haluk kokusunu da meshet yani izale et buyurdu. Haddesena ibn-i Merzukin gâle haddesena Habban ibn-i Hilal gâle haddesena Hammamun gâle haddesena Atavun an Saffan ibn-i Ya'la ibn-i Ümeyye an ebihi Saffan babası Ya'la'dan rivayet eyledi. O da enin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den nehruhu. Eyni hadisi şerifi. Yani İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk tergiyle de eyni hadisi şerifi rivayet ediyor. Gayre ennehu kâle şu kadar var ki bu rivayette buyurdu ki ve asil anke Resul-i Ekrem Efendimiz o adama dedi ki sen kendinden yıka eferel halûki o halûkun eserini. Evi sufrete yahut o sarılığı, o halukta bir sarılık oluyor. Vücudunda belli oluyor. Git onu yıka dedi. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin kâle akberena Abdülmelik ve Mansurun ve ibn Ebi Leyla an Atayin en Ya'la ibn Ümeyye enne racülen ca'a. Ya'la ibn Ümeyye dedi ki bir adam geldi ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Fekale dedi ki ya Resulullah inni ahremtu ben ihram eyledim ve aleyye cübbeti benim üzerimde cübben var idi. Hadi işte bu cübbem de üzerimdeydi ben ömreye niyet ettim. Ve ala cübbetihi cübbeti üzerinde de uluziydi reddu'an min halukim. Haluktan parçalar yani haluk denilen kokudan bulaştırmış o cübbesine. Ve nasu nasta yesharune minni. Nasta benden masharalık ediyorlar. Yani beni masharalığa alıyorlar ki nasıl sen böyle niyet edersin hem cübbe giymişsin hem haluk sürülmüşsün. O adama böyle yaptıklarından dolayı geldi Resul-i Ekrem Efendimiz'e sordu. Fe atraka anhu sa'atin.
Bir müddet Peygamber Efendimiz başını eğdi. Aşağıya göğsüne doğru durdu. Sümme kâle, sonra buyurdu ki İhlâ anke hâdihil cübbe, bu cübbeyi çıkar. Ve asil anke hâdî zâferân, bu zâferânı da senden yıka, o sarılıp gitsin. Ve sna fî umretike, umrinde işle. Mâ künte sâni'an fî haccetike, haccinde yapmış olduğun şeyi yap. Fesebete febeyyenet, işte bu hadis-i şerif beyan eyledi lena, bize hadil asar, bu eserler, bu eserler bize beyan eyledi ki enne zâlike tayyibellezi, şul bir koku ki emerehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o adama emretti, bi gasli, yıkanmasını emretti. Kâne halûken, o tıp haluk idi. Ve zâlike halûkun istimali de menhiyyün anhu, ondan nehyedilmiştir. Onu kullanmak caiz değildir. Fî hâlil ihlâli ve hâlil ihrâmi. İster ihlal halinde olsun, ister ihram halinde olsun. İsterse ihrama girmemiş olsun, isterse ihrama girmiş olsun. Bu kokuyu kullanmak caiz değildir. Fe yecûzü, caiz olurken yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz olmuş olar. Erade be emrihi, emriyle murad etmiş ola. İyyahu adama bi gaslihi, yıkanmasını, o kokuyu yıkanmasını emretmiş olması caiz ki ola. Dima ol bir şeyden ki kâne min nehyi, Peygamber Efendimiz nehyetmiş olduğundan. En yetezaferar recülü, recül, erkek bir adam zaferan kullanmasını nehyetti de onun için olmuş ola. لَا لَاَنَّهُ طِيبٌ, yoksa o koku olduğu için değil ki, tatayyebe o kokuyu süründü, tatayyebe bir o kokuyla tatayyub etti, o kokuyu süründü, قَبْلَ الْاِحْرَمْ, ihramdan evvel o kokuyu süründü de onun için lehyetti, bunun için değil ya, o süründüğü kokuda zaferan vardı, renk vardı, sarılık vardı, bunu da kullanmak erkekler için caiz değildi, Peygamber Efendimiz nehyiyledi. ثُمَّ حَرَّمَهُ, evet, caiz ki işte Peygamber Efendimiz'in bu nehyetmiş olduğu, o adama git, yıkat demiş olduğu, bu zaferanlı bir kokuydu. Yoksa bu bir koku ki, o ihramdan evvel o kokuyu sürmüştü, ثُمَّ حَرَّمَهُ, sonra o kokuyu haram kıldı, عَلَيْهِ عَنْ اُزَرْنَ الْاِحْرَامِ اِحْرَامِ, ihram haram kıldı, böyle değil. İhrama girdi de o ona haram oldu. Yok, zaten zaferan olduğunda ihrama girmeyen bir adamın da o kokuyu kullanması caiz değildi. فَاَمَّا مَا رُوْيَانِ النَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve sellem, اَمَّا Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şey, nerede fi nehyihi, nehyettiğinde kimi? اَرْرِجَالَ erkekleri, yani tezafuri, zaferanlı kokuyu sürünmekten nehyettiğine gelince, فَإِنَّ اَبْنَ اَب۪ي اَدْدَاوُدَ, zira İbn-i Ebi Davud haddesena, bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ, قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْوَارِسِ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ اِبْنِ سُهَيْبِ, عَنْ أَنَسِ اِبْنِ, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, قَالَ Hazreti Anes'ten rivayet eyledi ki, قَالَ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz nehyeyledi, اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ, erkek bir adam zaferanlı kokuyu kullanmadan nehyeyledi. İşte bununla sabit. Bir daha var. Haddesena Ebu Bekret'e kal. Haddesena Müseddedun. Kal. Haddesena Hammad ibn Zeydin. An Abdülaziz ibn Süheyb. An Enes'in radıyallahu anh. Abdülaziz ibn Süheyb Hazreti Enes'ten rivayet ediyor ki, kal, Enes buyurdular ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehyeylediler. Enit tezafuri, zaferani kullanmasını. Zaferan kokusunu kullanmasını bir rical erkeklere. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesena Haccacun kâle, haddesena Hammadun fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Muhammed bin Huzeyme terikliyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle, haddesena bin Vehbin an İsmail bin Uleyye kâle, İsmail bin Uleyye'den rivayet ediyor. Kale ravi dedi ki, erahu an Abdülaziz ibn Süheyb. Öyle görürüm ki İsmail ibn Uleyye de Abdülaziz ibn Süheyb'den rivayet etti. O da kimden? An Enes'in, Hazreti Enes'ten. Kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i nehyilediler.
nehiyledi er-recule reculi nedel en yetezafere en yetezafere zaferen hukuki kullanmaktan erkek bir adamı nehiyledi. Yani kadınlara helaldir, erkeklere helal değildir. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin en Abdülaziz ibn Süheyb en Enes ibn Malik radıyallahu anh. Enes ibn Malik radıyallahu anh'ten rivayet eyledi. Kâle buyurdular ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i nehy eyledi. Neden? Ani tezafürü zaferen ve kukuyu İslam'dan nehy eyledi. Yani erkekleri aşağıda geliyor ya, kadınlar müstesna bunlar. حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه قال Hazreti Enes buyurdular ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i nehy eylediler en tesafürü zaferen ve kukuyu kullanmaktan. Kale Aliyyün, bu rivayette gelen Ali İbnül Cahd dediler ki fîmâ zekere zikredilen hadiste, o ile hadis ki zekere zikretti kim? İbn-i Ebi İmran'ı, İbn-i Ebi İmran'ı zikreylemiş olduğu hadiste, hasreten o hadiste. İmam-ı Tahavi İbn-i Ebi İmran'dan rivayet ediyor. Bir de İbn-i Ebi Davud'dan rivayet ediyor. Şimdi İbn-i Ebi İmran'dan rivayet etmiş olduğu hadis, o da Ali İbn-i Cihat'ten rivayet ediyor ki işte bu hadiste hasreten diyor. Geliyor ki Ali İbn-i Cihat dedi ki Sümme lakitu İsmail'e, bu hadisi bana şöyle rivayet ettikten sonra ben İsmail İbn İbrahim'e mülaki oldum. Feseeltuhu İsmail İbn İbrahim'e sordum. En zâlike bu hadiste. Ve akhbertuhu, ona haber verdim ki enne Şâbete Şâbe haddesena bihi, bu hadisi bize rivayet eyledi anhu kendisinden. Senden bu hadisi bize şöyle böyle rivayet etti, doğru mu? Fekale İsmail ibn İbrahim dedi ki diyor li bana, Ali ibn Ziyade demiş ki leyse hakeza haddestuhu, ben böyle rivayet etmedim. İnnemâ haddestuhu, ben rivayet eyledim ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha en yetezaferer racülü. Ben böyle rivayet eyledim. Neha Peygamber Efendimiz nehy eyledi. En yetezafere racülü, erkek bir adam zaferen ve koku kullanmasın. Şimdi burada neha en yetezafere racülü. Halbuki yukarıda neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enit tezafere. Neha enit tezafere deyince erkek de dahil, kadın da dahil. Halbuki burada İbrahim İsmail bin İbrahim diyor ki hayır. Neha en yetezafere racülü, ben böyle rivayet eyledim. Kale ibn Ebi İmran, İbn Ebi İmran ki İmam-ı Tahavi'nin şeyhi, dediler ki erade bizalik, bununla murad etti ki ennen lehyellezi vel bir nehi ki kâne minin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den oldu o nehi. Fî zalik, bu zaferan hukuki istimaldan vakuran nehi vaka'a vaku oldu aler ricali, erkekler üzerine hasseten has olduğu halde, erkeklere has olduğu halde vaku oldu. Dünün nisa, kadınlara değil. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-mukaddemiyyü kâle haddesene Halid ibn el-Haris en Şâbete en Atâ ibn Sa'id kâle semiyotu Ebu Hafs'in ibn Amr'i, ben Ebu Hafs ibn Amr'i işittim. Yuhaddisu, rivayet ediyordu en Ya'la'dan ki ennehu marra alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, o Peygamber Efendimiz'e vardı. Ve huve, kendisi de Ya'la'da mütehallikun, haluk denilen kokuyu sürmüştü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, dediler ki inneke mra'etun, sen kadın mısın? Fekale la, ben kadın değilim. Fekale, buyurdular ki izheb fasilhu, öyleyse git bunu yıka. Yani kadınlar o haluk kokuyu kullanırlar. Sen kadın mısın ki kadınların kullanmış olduğu kokuyu kullanıyorsun? حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر حا وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن رجل من سقيف سقيف تنبير هذا من رواية
O da kimden? En Ya'la Ya'la'dan. O da kimden? Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Mislehu, bu hadisi şerifin mislini. Şimdi İmam-ı Tahavi Ali İbn-i Şeybe tarikiyle Şuabe'den, o da Ata'dan, Ata da Sekif'ten bir adamdan. O da Ya'la'dan, Ya'la da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Hakeza böylece kâle Ebu Bekre. Ebu Bekre'nin rivayetinde böylece fi hadisi hadisinde. İmam-ı Tahavi bir, Ebu Bekre bir de Ali İbn-i Şeybe'den, Şeybe'den rivayet ediyor. Ebu Bekre'den rivayet etmiş olduğu hadiste böyle. An racülüm min Sekif geldi. Ve kâle Aliyyün fi hadisi. Fakat Ali İbn-i Şeybe hadisinde dedi ki, an Ata İbn-i Sahib, Şöbe Ata İbn-i Sahib'den rivayet eyledi. Kâle, Ata dedi ki, semiyutu Ebu Hafsin ibn Amr'in. Ben Amr'ın oğlu Hafs'i işittim. Veyahut Ebu Amr'in ibn Hafs'in Sakafiyye. Hafs'ın oğlu Ebu Amr. Beni Sakife'den olan, onu işittim. Onu işittim, o da kimden? O da Ya'la'dan, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Yani Ebu Bekir'in rivayetinde Racülüm min Sekif geliyor. Ali ibn Şeybe'nin rivayetinde de Racülüm min Sekif yerine Ebu Hafs'in ibn Amr'in yahut Ebu Amr'in ibn Hafs'in. Ravi şek ediyor. Yani isim en Racülün değil mi? Hem de meçhul değil de isim tesmi olarak zikrediliyor. Haddesene ibn Ebi Davud'a kâle haddesene Ayyâşur Rakkam kâle haddesene Abdülâlâ kâle haddesene Se'îdûnen katâdete ev matar katâdeden yahut matarul verrak'ten rivayet eyledi. O da kimden? Anil Hasan, an İmran ibn Hüseyin. Kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan-ı Besri'den rivayet ediliyor. O da İmran ibn Hüseyin'den ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki Elâ ve tîbur ricâli biliniz ki erkeklerin kokusu rihun la levnun. Kokudur, renk değildir. Elâ ve tîbün nisa. Agah olunuz, biliniz ki kadınların kokusu da levnun la rihun. Renktir, koku değildir. Yani erkeklerin sürünmüş olduğunun kokusu olur, rengi olmaz. Kadınların sürünmüş olduğu kokunun rengi olur, kokusu olmaz. Yani böyle olması da lazımdır. حدثنا محمد بن الحجاج حجاج الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إمام التحاوي محمد بن الحجاج تريكي لدي أين حديث الشريف روايتي لدي يعني erkeklerin sürüneceği kokunun kokusu olsun rengi olmasın kadınların sürüneceği kokunun da rengi olsun, kokusu olmasın. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene kâle haddesene Süleyman ibn Harbin, kâle haddesene Hammadun en Selminil Alevi. Burada Salim yazılı, fakat sahihi Selim. En Selminil Alevi. En Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kâle câe racülün. Bir adam geldi ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ve aleyhan üzerinde de orucuydu. Sufretun sarılık. Yani sarı bir koku sürünmüştü. Felemma kâme vaktaki adamı kalktı gitti. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki lev emertum hâda bu adamı emretseydiniz ki yeda'u terk edeydi hâdî sufrete bu sarılığı. Yani onu yıkayaydı, izale edeydi. Kâle Hazreti Enes buyurdu ki ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yuvâcihû. Peygamber Efendimiz yüzüne karşı söylemezdi. Er-Racule bir adamın. Bu adamın yüzüne karşı söylemezdi bir şeyin bir şeyi fî veçî yüzüne. Yani yüzbe yüz geldiğinde onda bir emrün bil meruf neyin münker yapılacaksa hemen yüzüne söylemezdi. Onun için yani siz bunu emretseydiniz daha iyi olurdu buyurdu. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن جديه قال ربيع بن أنس iki ceddinden rivayet ediyor. Onlar da dediler ki سمعنا أبا موسى أبو موسى işittik. يقول buyururdu ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا تقبل صلاة رجل بر adamın namazı kabul olmaz. وَفِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِّنْ خَلُوقٍ
o adamın cesedinde haluktan, haluk denilen kokudan bir şey olursa onun namazı kabul olmaz buyurdular. Haddesena Ebu Bekret'e قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أم حبيبة رضي الله عنه حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم Ümmü Habibe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediliyor. O da kimden? Şu bir adamdan ki o Peygamber Efendimiz'e geldi. Kale dedi ki Eteytün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'e geldim. Fi hacetin bir ihtiyacım oldu. O meseleyi görmek için geldim. Ve ene mütehallikun. Benim üzerimde de haluk olan bulaşığı var idi. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki İzheb fe'atasil git yıka. Bu haluki yıka. Fezehebtu fe'atasiltu. Ben gittim onu yıkadım. Sümmeciyitü sonra geldim. Fekale buyurdular ki İzheb fe'atasil. Git yıka. Yani tamam yıkayamamışsın. Bilezi kalmış. Git tamamıyla yıka. Fezehebtu gittim. Fe'ahastu şeyen. Ben bir şey aldım. Fece'altu etetebbe'u tetebbe'u ederdim. Bihi o şeyle ve darahu o halukun eserini nerelerde kalmışsa ondan iyice sürerek onu çıkarırdım. Feneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyiledi. Er-ricale erkekleri fi hadil asari kulluha bu eserlerin hepsinde erkekleri nehyiledi. Neden? Enit tezafuri zaferanlı kokuyu kullanmaktan. فَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّجُلَ Resul-i Ekrem Efendimiz emreyledi. اَلَّذ۪ي شُلْ بِرْ اَدَمَا كَأَمَرَهُ Ona emretti بِغَسْلِ طِيبِهِ Onun kokusunun yıkanmasını ona emreyledi. اَلَّذ۪ي Öyle koku ki كَانَ عَلَيْهِ O adam üzerine idi. Nerede? فِي حَد۪يس-i يَعْلَى يَعْلَى'nın hadisinde. لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ Ona emreyledi. Niçin? Çünkü o koku olmadı. مِنْ طِيبِ الرِّجَالِ Ricalın kokularından olmadığı, erkeklerin kullandığı kokulardan değildi. Onun için emreyledi. Öyleyse fî zâlike bunda olmadı delilün. Delil olmadı alâ hükmü men bir kimsenin hükmüne delil olmadı ki arada o adam murad etti el-ihrami ihrami. Ki hellehu ve ihrami murad eden adam için caiz midir? En yetatayyebe tatayyübede bi tıybin bir kokuyla ki yebka aleyhi anın üzerinde kalır. Be'del ihrami ihram üzerinde kalır. Em la yoksa caiz olmadı mı? Oldu mu? Olmadı mı? Bunda delil yok. Ama rivayet eylemiş oldukları, muhaliflerin rivayet etmiş oldukları hadis kimden? Yani Ömer ve Osman radıyallahu anhuma Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan rivayet etmiş oldukları hadis fi zalike bu mesele hakkında koku sürünmek mekruhtur dediler, rivayet ettiler ya. Onlara gelince فَاِنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمَا O her iki rivayete de muhalif oldu. فِي ذَٰلِكْ Bu koku sürünmek hakkında ne muhalif oldu? Kim muhalif oldu? Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhüm. Abdullah ibn Abbas onların ikisine de muhalif oldu. Şöyle ki حَدَّسَنَا ibn-i Merzuk قَالِ حَدَّسَنَا عُسْمَانِ ibn-i Ömer قَالِ حَدَّسَنَا عُيَيْنَةُ ibn-i Abdurrahman عَنْ اَب۪يهِ اَنَّهُ قَالِ Abdurrahman buyurdular ki İndalaktu haccen. Ben hacca gittim. Ferafegeni Osman ibn Ebil As. Osman ibn Ebil As bana mürafakat etti. Yani hacda beraber idik. Felemma kâne indel ihram. Vakti ki ihram vakti oldu. İhrama niyet edeceğimiz vakit geldi. Kale Osman ibn Ebil As dedi ki İğsilû rûûseküm. Başlarınızı yıkayınız. Bihâzel hıtmiyil ebyed. Bu beyaz hıtmiyle. Bir beyaz ottur, güzel kokuludur. Sabun vazifesini de görür. İşte bu hıtmiyle başlarınızı yıkayınız. وَلَا يَمَسَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ Sizden biriniz messetmesin غَيْرَهُ Bundan başkasına. Hıtmiden başka bir şey kullanmayınız, bundan başlarınızı yıkayınız dedi. فَوَكَعَ فِي نَفْسِهِ Abdurrahman diyor ki benim nefsimde
bir şey vakı oldu, bir şüphe uyandı. Min zâlike bunda şeyin bir şey vakı oldu ki yani bu adam böyle dedi ama bu hıtmide güzel koku vardır. Var, bunu kullanmak caiz midir, değil midir, bu adam emretti ama bu isabet etti mi, etmedi mi? Böyle bir şüphe uyandı. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ مَكَّةِ مُكَرَّمَيَا kudum ettim, vardım. فَسَأَلْتُ بِنَ عُمَرَ وَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas radıyallahu anhüme sordum. فَمَّ بْنُ عَمَرَ اَمَّا İbn-i Ömer radıyallahu anhüme فَقَالَ dedi ki مَا اُحِبُّهُ ben bunu sevmem. Yani hıtmiyle başımı yıkayayım, bunda güzel koku olduğundan ben bunu hoşlanmam dedi. Hoşuma gitmedi. وَمَّ بْنُ عَبَّاسٍ اَمَّا İbn-i Abbas فَقَالَ dedi ki اَمَّا اَنَا اَمَّا ben فَاَطْمَخُ ulaştırırım bihi o hıtmiyle besi başımı onunla yıkarım ve başımdaki o koku kalır. سُنَّ اُحِبُّ بَقَاهُ onun bekasında severim. Yani hıtmiyle başını güzel yıkadı mı işte o hıtminin kokusu başımda kalır ve ben bunu da severim dedi. فَهَذَا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا işte Abdullah ibn Abbas kad halefe muhalefet etti kime? Ömer'e ve Osman'a ve İbn-i Ömer. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Abdullah ibn Ömer'e ve Osman'a ibn Ebil As, Osman ibn Ebil As dördüne de muhalefet etti fi zalike bu mesele hakkında. وَقَدْ رِوَيَتْ دَوَلُنْدِ فِي ذَٰلِكُ bu mesele hakkında عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اَنْبَرَ فَمِنِزَّلْ ne rivayet edildi? مَا يَدُلُّ عَلَى اِبَاحَتِهِ koku kullanmanın mübah olduğuna dair rivayet de varid oldu. Ve rivayet de şu, حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوكٍ yani İbrahim'e, Merzuk'un ve İbrahim. قَالَ حَدَّسَنَا بِشِرُ بْنُ عَمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ Hazreti Ayşe buyurdular ki kenni ansuru göğe ben görüyorum, bakıyorum. İlâ ve bi sıttîbi kokunun parıltılarına fî mefreki Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin mefrekinde saçların iki tarafı ayırmış. İşte o aralarındaki sürülen kokunun parlaklığına da bakıyorum. Vehve mührim. Halbuki Peygamber Efendimiz de ihrama girmiş idi. Yani ihramdan evvel Peygamber Efendimiz saçının aralarına kokuyu sürmüş. Ondan sonra da niyet etmiş. Bu kokunun parlaklıkları da Hazreti Ayşe'ye görünmüş. Hazreti Ayşe diyor ki göğe hala gözümün önünde görüyorum gibi. Şimdi bundan da anlaşıldı ki koku sürünürse, onun eseri kalırsa bu caizdir. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Abdullah ibn Raca. قال أخبرنا شعبة فذكر مثله بإسناده إمام التحاوي محمد بن خزيمة رجل دب حديث شريف رواية اليوم حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وأبو عامر العقدي قال أبو داود وأبو عامر كسيدة رواية إلى ذلا نددلا حدثنا هشام بن أبي عبد الله هشام ونرى رواية إلى مش أن حماد عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله aynı hadisi şerifi bu Ebu Bekir tarikiyle de rivayet edildi. Haddesena bin Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun. Şimdi bu hadisi şerifi İbn-i Huzeyme Haccac'tan o da Hammad ibn-i Seleme. O da kimden? Yani Hammad ibn-i Zeyd'den rivayet ediyor ve Ata ibn-i Said. Bir de Ata ibn-i Said'den rivayet ediyor. An İbrahim. O da İbrahim. İbrahim'in Nekai. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ aynı isnad ile bu hadisi şerifi rivayet eylediler. Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anhadan ki Peygamber Efendimiz kokuyu süründü. Kokunun parıltısını ben başımda görür idim. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَسْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكُ بْنُ مِيَوَلْ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْأَسْوَدِ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله yine Hazreti Ayşe'den aynı hadisi şerifi Hüseyin ibn-i Nasr tariki ile İmam-ı Tahavi rivayet buyurdu. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه En Aişe radıyallahu anh'a Abdurrahman babası Esved'in Nekai'den o da
Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet eyledi ki enneha Hazreti Ayşe kânet tutayyibu, koku sürerdi kime? Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i tatip ederdi. Yani ona koku sürerdi. Ve atiyedi maşul, bir kokuların en güzeliyle koku sürerdi ki tecidü, bulurdu minettîb, kokulardan en güzel bulmuş olduğu kokuyla Peygamber Efendimiz'i tatip ederdi. Kâlet Hazreti Ayşe dedi ki hatta inni le era, hatta ben görüyorum, görürdüm ve bi sattîbi, kokunun parıltısını fî râsihi, Peygamber Efendimiz'in başında ve lehiyeti, seferi şerifinde kokunun parıltısını görürdüm, lemanını görürdüm. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر عينن يزمش ديل عينن أبي الغمر قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري أم موسى بن عقبة النافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر حضرت عائشة رواية ديور قالت حضرت عائشة buyurdular ki küntü tayyibü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i tatip ederdim, ona koku sürerdim. Ne ile? Bil galiyeti, galiye denilen koku ile. Öyle galiye ki el ceyyidi, en iyisi. İndi ihrami, ihrama gireceği vakitte. Misk, ember, zaferan, rud, bunları karıştırırlar. Bunlardan bir koku yaparlar. Ona galiye derler. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz'i Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bu galiyenin de en iyi cinsiyle ihrama gireceği vakitte kokularmış. Yani tatip eder ki kokuyu sürermiş. Haddesena Nesr ibn-i Merzuk gâle haddesena el-Hasib Hasib ibn-i Nasih gâle haddesena Vuhayb ibn-i yani Hişam ibn-i Urve en ahihi Osman ibn-i Urve en ebihi Urve en Ayşe'te radıyallahu anh'a. Evet. Bu hadisi şerifi de Hişam ibn-i Urve kardeşi Osman ibn-i Urve'den, Urve de Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhadan rivayet ediyor. Galip Hazreti Ayşe buyurdular ki tayyiptu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i tatip eyledim, ona koku sürdüm. İndi ihramihi, ihrama gireceği vakit ne ile? Bi atiye bi maşul, bir kokuların en güzeliyle tatip ettim ki ecidü, ben onu bulurdum. Yani elimde olan, evimde bulunan en güzel kokuları Resulullah Efendimiz'e sürer idim ihrama gireceği vakitte. Bu hadis-i şerifler hep delalet ediyor ki ihrama girmezden evvel koku sürünmesi caiz. Haddesena Ali ibn-i Ma'bedin kâle haddesena Şüca ibn-i Velid kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Ömer kâle haddeseni El-Gasim en Aişete radıyallahu anha. Bu hadis-i şerifi de Kasim ibn-i Muhammed Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor. Kâlet Hazreti Ayşe buyurdular ki tayyiptu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i tatip ettim, ona koku sürdüm. Bi yediği kendi elimle li ihramihi, ihrama girmesi için kable en yuhrime, ihrama niyet etmezden evvel ihrama gireceği vakitte ben onu kendi elimle tatip ettim, kokuları sürdüm. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن القاسم حدثه عن عائشة رضي الله عنها yine قاسم ابن محمد Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki tayyiptu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e koku sürdüm. Li haremihi, ihrami için hine ahreme, ihram edeceği vakit, ihrama gireceği vakitte niyetten evvel ben ona koku sürdüm. Kale Üsame ibn Zeyd, Üsame ibn Zeyd buyurdular ki ve haddeseni Ebu Bekir ibn Hazm. Ebu Bekir ibn Hazm bana rivayet eyledi en Amret Amre'den. O da kimden? En Aişe'te radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi bizalike, bu hadisi şerifi. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. عبد الرحمن babası قاسم بن محمد'den, o da babası محمد'den, o da kimden? En Ayşe'den. عبد الرحمن بن القاسم babası قاسم'den, قاسم da Ayşe'den رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe'de Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi misle, o aynı hadisi şerifi.
حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن مرزوق تريقي لدروات إلدي حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أفلح وهو ابن حميد أفلح لا ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث الشريف İmam-ı Tahavi başka bir senette daha zikrediyor. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ebu Nu'im gâle haddesena Süfyanu an Abdirrahman ibnil Qasim an Ebihi an Aişete radıyallahu anha an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İmam-ı Tahavi Fahd tarikiyle de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena ibn Ebi Davud'a gâle haddesena Müseddedun gâle haddesena Hammad ibn Zeyd عن أيوب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قاسم ابن محمد حضرت عائشة رضي الله عنها هذا الرواية التي قالت حضرت عائشة buyurdular طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبر فمزه koku sürdüm لحرمه إحرامي için ولحله إحرامda olmadığı vakıtta da hem إحرama girmesi için sürdüm hem de إحرامdan çıktıktan sonra وَلْحِلِّ diyor, ihrami bitirdi, artık helal oldu. İşte o vakitte de koku sürdüm. حَدَّسَنَا فَادُونَ قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ بَكِرِ بُنُ اَب۪ي شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَ عَنْ اُسْمَانَ بْنُ عُرْبَ عَنْ اَب۪يهِ قَالَ عُرْبَةُ بْنُ زُبَيْرِ Osman, babası عُرْبَةُ بْنُ زُبَيْرِ'den, عُرْبَةُ بْنُ زُبَيْرِ de dedi ki سألت عائشة رضي الله عنها بن هزلت عائشة يسوردم بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار أفندمزة مادم سن إحراما gireceği vakitte koku sürdün إحرامdan çıktığı vakitte koku sürdün hangi kokuyu sürdün فقالت هزلت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki بأطيب الطيب kokuların en güzeliyle en güzelini sürdüm عند إحلاله İhramdan çıktığı vakitte ve kable en yuhrime bir de ihrama girmesinden evvel kokuların en güzelini ona sürdüm. Haddesena Nesrun gâle haddesena el-Hasibu gâle haddesena Vuheybun an İbni Cüreycin en Atayin en Aişete radıyallahu anha. Ata Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan rivayet etti ki gâle Hazreti Aişe buyurdular ki Tayyiptu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'e koku sürdüm. لِحَرَمِهِ اِحْرَامِ için ve لِحِلِّهِ حِلِّ için ihramdan çıktığı için her ikisinde de koku sürdüm. حَدَّسَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمٍ عَنِ اِبْنِ جُرَيْجٍ اَنْ اَتَا قَالَ قَالَتْ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe buyurdular ki طَيَّبْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Peygamber Efendimiz'i tatip eyledim ona güzel kokular sürdüm لِلْحِلِّ وَلِحْرَامِ hem ihrama gireceği vakitte hem de ihramdan çıktığı vakitte. Her ikisinde de ona güzel kokuları sürdüm. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fakat tevatür etti yani çok oldu. Hadi-i lafer bu eserler an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den bu rivayetler çoğaldı. Evet. Ne ile tevatür etti? Yani bu tevatür böyle çok olarak geldi. Bi ibahatihi, Peygamber Efendimiz'in mübah kılması da neyi attığı ve güzel kokuyu indel ihram. İhrama gireceği vakitte koku sürülmesinin mübah olduğunu beyan eden bu hadisi şerifler çoğaldı, çok geldi. Ve ennehu kad kâne yebgâ, o koku da kalır idi. Fî mefârikihi, Peygamber Efendimiz'in mefreklerinde sürmüş olduğu yerlerde Ba'del ihram, ihramdan sonra nerelere sürer dese, sürer işte en çok saçların ikiye ayırır Peygamber Efendimiz böyle aralarına sürerdi. Mefrek ona diyor. Fakat daha sakali şerifine başka bir yerlerine de nereye sürmüşse, oralarda da o koku kalır idi. Ve gadruye zâlike izâ, bu koku sürünmenin mübah olduğu rivayet edildi. Yani İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ıma Abdullah İbn Abbas'tan da rivayet edildi. Fîmâ tekaddemet tekaddüm eden hadiste. O da neden? Mimma raveyna bizim rivayet etmiş olduğumuz rivayetlerden fiyadel bab yukarıda. Yukarıda dediği adamın birisi biz hacca giderken hatmiyle
başımızı yıkaması emrolundu. Benim kalbime şüphe düştü. Gittim Abdullah ibn Ömer ve Abdullah ibn Abbas'a Mekke-i Mükerreme'de sordum. Abdullah ibn Ömer dedi ki benim hoşuma gitmez bu. Ama Abdullah ibn Abbas dedi ki hayır ben onu kullanırım ve o kokunun kalmasını da severim buyurdu. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا yine bu mesele hakkında koku istemalının mübah olduğu, ihrama girmezden evvel mübah olduğu hakkında rivayet edildi. اَنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabından da rivayet edildi. Onları beyan ediyor İmam-ı Tahavi. Diyor ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ تَمَّامْ اَبُّ الْكَرْدُوسِ قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال مخرمة باباسي بكيردن روايته بكير buyurdular ki سمعت أسامة بن زيد أسامة بن زيد işittim يقول buyururdu ki سمعت عائشة بنت سعد ben Sa'd ibn Vakkas'ın kızı Ayşe'yi işittim. Tekûl buyururdu ki küntü üşbi'u ben doyururdum. Re'si Sa'd ibn Ebi Vakkas Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın başını li haremihi ihrama girmesi için bitti kokuyla doyururdum. Yani onun başına bol bol koku sürerdim ihrama gireceği vakit. Sa'd ibn Vakkas radıyallahu anh kendi başına koku sürdürüyordu. Caiz olmasa bunu yapmazdı. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuh kâle haddesena Habban ibn-i Hilal kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd kâle haddesena Zeyd ibn-i Eslem kâle haddesetni zerretü dürre yazılı fakat fesihde şerh-i manil asarın böyle galet olan şeylerini fesih eden bir kitap var. O kitapta bunu zalına fesih etmiş. Haddesetni zerre. Kâle küntü üşbi'hu Zerre dedi ki ben doyururdum bil galiyeti galiye ile. Eğlufu bulaştırırdım. Re'si Aişete radıyallahu anh Hazreti Aişe'nin başını bil miski vel amber, miski amber ile bulaştırırdım ve doyururdum yani. Saçlarının arasına sürerdim. İnde ihrama, ihrama gireceği vakitte. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a da bunu kullanırmış. Yani ihrama gireceği vakitte koku sürünürmüş. Haddesena Ebu Bişir Rıkkiyyü kâle haddesena Haccac ibn-i Muhammed ha ve haddesena İbn-i Merzuh kâle haddesena Ebu Asim an İbn-i Cüreycin kâle ahberetni Hükeymetü kâle Ebu Asim Hükeyme haber verdi. Ebu Asim dedi ki bu Hükeyme kimdir? İbnetü Ebi Hakim, Ebi Hakim'in kızıdır. En ümmiha anasından haber verdi. Anası da kim? İbnetü Neccar. Neccar'ın kızıdır. O da anasından rivayet eyledi ki enne ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ezvacı künne yeç'alle yapardılar, kılardılar asaide ashabeler yani baş örtüleri başına bağlayacak sarık gibi şeyler bunları kılardılar asaide fihinne orada kılardılar ney? El-verse ve zaferan. Versü zaferani ve asayba kılardılar. Yahut da künne yece'alne ezvac-ı mütehharat olurdular, gülmüş olurdular. Asayba başlarına sarılan sarık gibi başörtülerini onlar kullanırdılar ki fihinne onlarda olucuydu. El-versü ve zaferan. Versü zaferan var idi. Versü zaferani o başına saracak o çite, o başörtüsüne onları versü zaferani sürer. Onlar başlarını bağlardılar. Feyyü asibne bağlardılar. Biha işte o çitlerle, o başörtüleriyle esafile şuurihinne saçlarının alt kısımlarını evet bağlardılar. Alâ cibâhihinne ön tarafa. Alınları üzerine doğru onu toplar. Orada bağlardılar. قَبْلَ اَنْ يُحْرِمْنِ اِحْرَمْ etmezden evvel. Yani saçları böyle her tarafa sarkık değil de o başörtüsüne vers denilen güzel bir koku zaferan bunları sürerdiler. Ondan sonra da saçlarının alt kısımlarını toplar. O bağlanan başa bağlayacak o şeyine
alın tarafına doğru toplar, bağlardılar. Sümme yuhrimne, sonra da ihram ederdiler. Kezalike, böylece Yezid ve hadhuma, birisi ikisinden birisi ziyade ederdi ala sahibihi, sahibine. Yani birisi fazla yaparsa öteki daha fazla yapardı. Evet, şey kıssetil hadis. Hadisin kıssesi uzun da, yani bu kadar buraya lazım, bu kadarını almış. Mesela yani ezvac-ı mütaharat da ihramdan evvel güzel koku sürünmeyi sürünürlermiş. Delil bu. Haddesena Nesr ibn Merzuk, haddesena Hasib ibn Nasih, قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه كان يتطيب. عبد الله بن الزبير ده سرنردي بالغالية الجيدة, en güzel galiyeyi, en güzel galiye denilen kokunun en güzelini sürünürdü عند الإحرام, إحرامه gireceği vakitte. فهذا قد جاء في ذلك, işte bu kadca'ya geldi. Fî zâlike, bu mesele hakkında, koku sürmek hakkında. Ammen, biz kimselerden ki zekernâhu, biz onu zikreyledik. Fî hâzîl âsâr, bu eserlerde. Kimden? O zikrettiğimiz şahıslerden, bir de sahab-ı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eshabından zikrettiğimiz bu zatlardan gelen rivayetler böylece geldi. Evet, nasıl geldi? Ma bir şekilde ki yuvafiku, muvafık olur. Neye? Ma kadravetu Aişetu radıyallahu anha. Hazreti Aişe'nin rivayet ettiğine muvafık geldi. Kimden rivayet etti? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği. O da neden? Min tatyibihi indel ihram. Peygamber Efendimiz ihrama gireceği vakitte koku sürünürmüş. Hazreti Aişe bunu rivayet eyledi. İşte ashab-ı kiramdan da bu zikrettiğimiz zatların yapmış oldukları işler buna muvafık geldi. Ve bihâzâ, işte bu kavliyle kâne yekûlu, derdi Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf bu hadislerle, bu rivayetlerle amel ederdiler rahimahumullah. Yani ihramdan evvel koku sürünmekte kerahat yoktur derdiler. Ve emmâ Muhammedun el-Hasen rahimahullah, emmâ İmam Muhammed'e gelince fe innehu kâne yezhebu, o zahip olurdu fi zalih, koku sürünmek hakkında. Neye? İlâ maşul bir hadise ki ruviye an Ömer ve Osman ibn Affan ve Osman ibn el-As. Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadise zahip olurdu. Daha kimde? Osman ibn Affan, Osman ibn Affan'da. Osman ibn el-As, Osman ibn As'dan ve bin Ömer, ibn Ömer'den. Radıyallahu anh'ın bu dördünden rivayet edilen hadis size zahip olurdu. O da neden rivayet olundu bunlardan? Min kerahatihi, onun mekruh olmasından. Yani İmam Muhammed dedi ki bunlar rivayet ettiler mekruhtur. Kendisi de mekruh görürdü. Ve kâne minel hücceti lehu, İmam Muhammed'in hüccetinden oldu fî zâlik, bu mesele hakkındaki. Ennemâ ul bi şeyki zükre fî hadîs-i Âişe, Hazreti Âişe'nin hadisinde zikredildi radıyallahu anh'a. O da neden? Min tatîb-i Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in koku sürünmesinden, indel ihram-ı ihram indinde, innemâ fîhî, anda oldu ki, ennehâ kânet tutayyibuhu, Hazreti Âişe onu tatib ederdi, izâ erâde en yuhrime, ihram etmeyi niyet ettiği vakitte onu tatib ederdi. Bu rivayete gelince, fakat yecûzü caiz olur ki, en yekûne kânet tef'alu bihi hâda, Hazreti Âişe bunu yapardı, sümme yâtesili, sonra Peygamber Efendimiz gusl ederdi, izâ erâdel ihram, ihrama gireceği vakitte. Yani kokuyu sürünürdü, ondan sonra gider gusl ederdi. Feyezhebu, o koku giderdi, bi gaslihi, Peygamber Efendimiz'in gasli sebebiyle, yahut da bi guslihi, gusli sebebiyle, anhu, Peygamber Efendimiz'den giderdi, ney? Mâ kâne alâ bedenihi, bedeninde olan o koku eseri giderdi. Min tîbin, sürülen o koku giderdi, yani cismi, cürmü giderdi ve yapka fihi, anda kalırdı, rihuhu, kokusu kalırdı. Kokuyu, galiyeyi, maliyeyi sürdüğü vakitte o cisimde yeri belli olurdu. Sonradan gider Resul-i Ekrem Efendimiz gusl ederdi, gusl ettiği mi o koku gider, o kokunun cürmü gider, fakat kokusu kalırdı. Caiz ki böyle olur. Yani İmam Muhammed'in delili bu. Fehin gâle gâilun, bir adam itiraz etse, dese ki fakat gâlet Âişetu radıyallahu anha, Hazreti Âişe buyurdular ki fi hadisi
Kuntu ara ve bisattıbi fi mefarikihi bademe ahrem. Sen böyle diyorsun ama bak Hazreti Ayşe hadisinde ne dedi? Kuntu ara, ben görürdüm. Ve bisattıbi, okunun parıntısını fi mefarikihi, Peygamber Efendimiz'in mefarikinde. Bademe ahrem, ihram ettikten sonra, ihram ettikten sonra kokunun cürmü görülürmüş, parıltısı. Kıyle lehu, ona denilirse kad yecudu, caiz olurken yekune zalik bu ola ve kad aselehu, Peygamber Efendimiz gusletmiş ola. Gusletmiş de, yıkamış da, fakat ondan sonra gene görünür ola. Kemal zikrine bizim zikrettiğimiz gibi. Yani koku sürünmüş, sonra gusletmiş, fakat ondan sonra gene o koku sürünen şeyin eseri uzaktan görülmüş. Ve hakeza tıyb, işte koku da böylece rubbema vaselehu belki onu yıkadı racülü racül en veçihi yüzünden ev en yedihi elinden feyezheb gider ve yebka ve bisuhu parıltısı kalır. Kokunun esas kendi yağ kısmı gider fakat bunun parıltısı ve kokusu kalır. Felem mehtemele, vaktaki mehtemil oldu. Ne ma ruviyen Aişete radıyallahu anha, Hazreti Ayşe'den rivayet olunan o hadis, o da neden minzalik kokuyu süründükten sonra Peygamber Efendimiz onu yıkadı fakat onun eseri baki kaldı diye rivayet edilen bu hadis muhtemel oldu. Neyi? Ma zekerna, bizim zikrettiğimiz şeyi. Yani İmam Muhammed Hüccet getiriyor ki kokuyu sürünmek mekruhtur. Ama bu rivayet olunan şey caiz ki Peygamber Efendimiz kokuyu sürünmüş, ondan sonra gusletmiş, kokunun cürmü gitmiş, sürülen kokunun fakat raihesi kalmış. Buna mühtemil oldu. Mühtemil oldu. Şimdi meselenin hakikatini anlamak için araştırmak lazım. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki bu ihtimale felem mehtemele, vaktaki mühtemil oldu. Ney maşhur bir hadis ki ruviyen Aişete radıyallahu anh, Hazreti Aişe'den rivayet edildi. O da neden min zalike, bu yukarıda zikreylemiş olduğumuz rivayetten ki Hazreti Aişe radıyallahu teala anha kokuyu sürdü ihrama gireceği vakitte. Caiz ki bu o kokuyu sürmüş, ondan sonra gusletmiş, kokunun cürmü gitmiş, raihesi kalmış. Buna mühtebil oldu. Evet. Neye mühtemil oldu? Ma zekerna, bizim zikrettiğimiz bu şeye. İmam Muhammed hüccet getirdi ya, kokuyu sürdü fakat ondan sonra gitti, gusletti, o kokunun cürmü gitti, raihesi kaldı. Buna mühtemil oldu. Öyleyse bunu araştırmak icap etti. Nezarına, biz nezar eyledik. Hel fî mâ rûye anha şey'ün. Hazreti Aişe'den rivayet edilen bir şey de var mıdır? Hazreti Helfi Maruyan, Hazreti Aişe radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadiste var mıdır? Şeyün, bir şey ki yedüllü, delalet eder ala zalike, buna. Kokuyu süründükten sonra gidip gusletti ki var mı yok mu? Çünkü gusletmiş, öyleyse kokunun cürmü gitmiş de raihası kalmış. Buna delalet edecek bir şey aradık. Bakalım ki Hazreti Aişe'nin rivayetinde buna delalet eden bir şey var mı? فَإِذَا فَهْدٌ, baktık ki فَهَدْ قَدْ حَدَّسَنَا, bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ اَنْ اَب۪يهِ قَالَ, İbrahim ibn Muhammed, babası Muhammed ibn Münteşir'den rivayet etti. Muhammed ibn Münteşir dedi ki سَأَلْتُ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Abdullah ibn Ömer'e sordum. Anı tıbi, kokudan, indel ihram, ihrama gireceği vakitte koku sürünmesinden sordum. Fekale, buyurdu ki ma uhibbu, ben sevmem en üsbihe, sabahleyeyim mührimen mührim olarak. Ne olduğu halde? Yendahu, o koku da etrafı intişar eder olduğu halde. Yani ben ihrama gireyim, koku da her tarafı intişar etsin, ben bunu sevmedim. O koku da kimden intişar ediyor? Minni, benden. Ney? Reyh-i tıyip, o kokunun sürülen, o kokunun raihesi. Hazreti Abdullah ibn Ömer, bak işte مَا اُحِبَّ اَنْ اَسْبَحَ اَنْ اَسْبَحَ مُحْرِمًا يَنْدَحُ مِنِّي رَيْحِ تَيِّبْ, böyle buyurdu. Ki evet, ben ihrama gireyim,
bu ihramda devam edeyim. Güzel kokular da benden etrafı intişar etsin, ben bunu sevmem buyurdu. فَاَرْسَلَ اَبْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Abdullah ibn Ömer bunu sevmediğinde meselenin hakikatini öğrenmek istedi. De gönderdi. Ba'da benihi oğullarının bazısını gönderdi. İlâ Âişete radıyallahu anha. Hazreti Âişe radıyallahu anha'ya gönderdi ki git sor bana haber getir. Ne için? لِيُسْمِعَ O gidip soran oğlu eşittirsin ebahu babasına makalet Hazreti Âişe'nin vermiş olduğu fetvayı getirsin babasına haber versin. Dinlesin. Kale buyurdu ki Abdullah ibn Ömer fekalet Âişe'ti oğlunu yolladı. Oğlu da gitti sordu. Hazreti Âişe radıyallahu anh'a buyurdular ki ene tayyebtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e güzel kokular sürdüm. Sümme tafe fî nisâhî. Ondan sonra ezvacı müteharatını dolaştı. Fe esbehe mührimen. Ondan sonra da mührim olarak sabahladı. Yani ezvacı müteharata tekarrub etmiş. Ondan sonra tabi cünüb olmuş. Cünüb olduktan sonra husletmiş. Ondan sonra sabahleyinde ihrama niyet etmiş. Fesekete bin Ömer radıyallahu anhüma Abdullah bin Ömer sükut eyledi. Bir şey söylemedi. Niçin? Yani kabul etmiş oldu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki فَدَلَّ هَذَا الْحَد۪يسُ Bu hadis delalet etti. Neye? عَلَى اَنَّهُ شُنَتْكَ قَدْ كَانَ بَيْنَ اِحْرَامِهِ Şuna delalet etti ki Peygamber Efendimiz'in ihrami girmesi arasıyla ve beyne tatibiha Hazreti Ayşe'nin koku sürünmesi arasında İyyahu Peygamber Efendimiz'e İhram ile o koku sürünmesi arasında oldu, gusulün gusul oldu. Öyle delalet ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a koku sürünmüş. Ondan sonra arada gusul bulunmuş, sonradan ihrama niyet etmiş. لَاَنَّهُ لَا يَتُوفُ Çünkü Peygamber Efendimiz dolaşmaz aleyhinne zevceleri üzerine illa atasele illa gusul ederdi. فَكَأَنَّهَا Hazreti Ayşe اِذَا اَرَادَتْ Murad ettiği vakitte بِهَادِهِ الْحَادِيسِ Bu hadislerle neyi? الْاِحْتِجَاجَ İhticacı murad etti. فَكَأَنَّهَا Hazreti Ayşe اِنَّمَا اَرَادَتْ Murad etti بِهَادِهِ الْحَادِيسِ Bu hadislerle neyi? الْاِحْتِجَاجَ Hüccet getirmeyi alamen bir kimse üzerine ki kerihe Bu adam kerih gördü en yücede buluna minel mührimi mührimden Ba'de ihrami ihramdan sonra rihittibi güzel koku buluna bunun kerih görenlere ihticac etti. Yani onlara dedi ki sizin dediğiniz gibi değildir, mekruh değildir. Kema kerihe zalike İbn-i Ömer radıyallahu anhüma Abdullah İbn-i Ömer mekruh gördüğü gibi daha başkaları da kerih gördüler. Onların aleyhine hüccet olarak bu hadisi şerifleri Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet eyledi. فَأَمَّا بَقَاوُ نَفْسِ الطِّيبِ Ama o sürülen kokunun kendisinin bekası عَلَى بَدَنِ الْمُحْرِمِ İhrama giren adamın bedeninde بَعْدَمَا اَحْرَمَ İhrama girdikten sonra o kokunun cürmünün kalması وَاِنْ كَانَ her ne kadar olduysa da اِنَّمَا تَطَيَّبَ بِهِ bununla tatayyub ettiyse de قَبْلَ الْإِحْرَامِ İhramdan evvel Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha ihramdan evvel Peygamber Efendimiz'e koku sürdüğü olduysa da fakat ondan sonra onun cürmünün bekasına gelince raihası var, raihası kaldı ama bir de sürülen kokunun kendisinin kalması. فَلَا نَتَفَهَّمُ هَذَا İmam-ı Tahavi buyuruyor ki biz bunu anlayamadık. فَلَا نَتَفَهَّمُ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi anlayamadık. فَاِنَّ مَعْنَاهُ Bunun manası manen latifun, latif bir manadır. Koku sürülsün, ondan sonra gusül olsun. Gusül olduktan sonra da onun cürmü kalsın. Biz bunu anlayamadık. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, ihrama girdikten sonra Peygamber Efendimiz'in mefreklerinde kokunun lemeanını, parıltısını da ben görürdüm. Yıkandıktan sonra kalmaz ki bu. İmam-ı Tahavi diyor ki bunun manası latif olduğundan bunu anlayamadık. Fakat beyyennâ biz beyan buyurduk.
vücuhe hadil asar, bu eserlerin vecihlerini beyan buyurduk. Fehtecna ba'de zalik. Bundan sonra biz mühtaç olduk ki en ne'aleme bilelim ki keyfe vechu ma nahnu fihi, biz onda olduğumuz şeyin veçi nedir? Minel ihtilaf, ihtilafta. İhtilafa düştük. Bu ihtilafın veçi nedir? Bundan nasıl çıkacağız? Bunu bilmek lazım. O da ne tarikiyle? Min tarikin nazari, nazar tarikiyle. İşte nakıl tarikiyle buraya kadar bunları beyan ettik. İhtilaf oldu. Koku sürünmesi mekruhtur diyenler oldu, caizdir diyenler oldu, caizdir diyenleri tercih etti. Ondan sonra o kokuyu süründükten sonra o kokunun cirmi onda kaldı mı kalmadı mı, bunda da ihtilaf oldu. Kaldıydı kalmadıydı, bunları da beyan etti. Fakat netice şu oluyor ki ihramdan evvel koku sürünmesi caiz. Fakat ondan sonra o sürülen kokunun raihesi kalıyor ama cirmi kalmıyor. Bunda ittifak hasıl oldu. Bir de bunu kıyas terekiyle ispat etmek istiyor İmam-ı Tehavi. Buyuruyor ki فَاَتَبَرْنَا ذَٰلِكَ. Kıyas terekiyle de bunu itibar eyledik. فَرَئَيْنَا, biz gördük. الْاِحْرَامِ اِحْرَامِ gördük ki يَمْنَعُ مِنْ لُبْسُ الْكَم۪يسِ وَالسَّرَابِلَاتِ وَالْخِفَافِ وَالْعَمَائِلِ. İhrama niyet edecek kimse, ihrama girmek istedi mi ona memnun olan şeyler vardır. O da nedir? İhrama girmek, gömlek giymeyi, don giymeyi, mes giymeyi, sarık sarmayı men eder. Ve yemne'u minet tıybi, kokudan da men eder. Ve katlı saydi, av avlamadan, bir avı katletmekten de men eder. Ve imsaki, avı tutmaktan da men eder. İster öldürsün, isterse avı tutsun da öldürmesin de yanında imsak etsin, hapşetsin. Bunların hepsinden men eder. Sümme rayine racule, sonra biz adamı gördük ki idale bise kamisen, bir gömleki giydiği vakıtta evseraviyle yahut da bir doni kablen yuhrime, ihramdan evvel kamis giymiş, sirvan giymiş, sümme ahrem, ondan sonra da ihram etmiş ve huve aleyhi, yani ihrama niyet etmiş, halbuki o gömlek elbise üzerinde, o don üzerinde. Onu gördük ki ennehu, o adam böyle olursa yömür, emredilir binezcahi, o gömleği, o elbiseyi, o donunu çıkarmakla emredilir. Madem ihrama niyet ettim, bunları çıkar denilir. Ve innem yenzi'hu, yok o adam çıkarmazsa, niyet etti, çıkarmadı ve terekehu, o elbiseyi de üzerinde terk etti, aleyhi kendi üzerinde. Onu da terk etti, öylece gitti. Kâne, o olur. Kemen bir kimse gibi olur ki, lebisehu, o gömleği, o donu giydi, ba'del ihrami, ihrama niyet ettikten sonra giydi. Bunun gibi olur. Yani evvela çıkardı, ihrama niyet etti, ihramlarını giydi, bilahare getirdi, gömlekini giydi, donunu giydi. Lübsen müstakildi. Müstakil olarak giydi. Yani evvela çıkarmıştı, sonradan giydi. Ha bu, ha da öyle üzerinde don yahut da entari var iken niyet etti, öylece devam etti, gitti. Bunun ikisi bir. Bir oldu. Feyecibü aleyhi, anın üzerine vacip olur. Fizalik, bu meselede öyle üzerinde elbisesi varken niyet eden adama vacip olur. Ma ulmişik yecibü, vacip olur aleyhi, o sonradan giyen adam üzerine fihi anda. Yani isterse onu sonradan giymiş olsun, isterse üzerindeyken öyle niyet etmiş gitmiş. Birincisine ne vacip ise ikincisine de vacip olur. Levis tenefe, eğer başlarsa lübse, onun lübsüne be'de ihrami, ihramından sonra. Bir adam ki ihram giydi, ondan sonra elbiselerini ve hepsini çıkardıktan sonra ihrama girdi de sonra da tekrar elbise giydi, don giydi, gömlek giydi, ona ne vacip olursa işte evvelki adama da vacip olur. Hiç üzerinden çıkarmadan niyet etti ve öyle devam etti, ona da vacip olur. Yani ceza, ona ne ceza gelirse ona da o ceza gelir. Bunların arasında fark yoktur. Ve kezalike, yine böylecedir. Lev sade seyden, bir adam bir av avlasa, fil hilli, hilde, harem hüduduna girmezden evvel ve ve helalim, kendisi de ihrama girmemiş idi, helal idi. Fe emsekehu fi yedihi, o avi tuttu,
elinde olarak tuttu. Sümme ehreme, sonra ehreme girdi. Ve huve fiyedi, o seyit de onun elinde. Onu bırakmadı. O elinde olduğu halde ehreme niyet etti. Ümre, bu adam emrolunur bir tahliyeti, o seyidi tahliye ile emrolunur. Yani ona denilir ki artık sen ihrama girdin, bu seyidi bırak. Ona böyle denilir. Evet. Ve in lem yuhallihi, o adam bırakmazsa, helal iken, ihrama girmemiş iken, avı avladı, bu av elinde iken, ihrama niyet etti. O adama denildi ki ya artık ihrama girdin, sana caiz değildir. Bu şeyde azat et, bırak. Azat etmedi, bırakmadı. Ve innem yuhalli. Onu bırakmazsa. Ke enne imsakehu iyyahu. O adamın o şeydi imsak etmesi, tutması. Ba'de ihramihi. İhrama girdikten sonra. İhrama girmesinden evvel o seydi tutmuş elindeydi. Ondan sonra ihrama girdi. İhramdan sonra da yine o seydi tuttu. Bir seydin, halbuki onunla beraber o seyit de var. İhrama girdiği vakitte o seyit de beraberdi. Kâne minhu, o adamdan oldu. Bâde ihramihil mütekaddim, tekaddüm eden ihramdan sonra. Ki bu vaka oldu. Yani evvela ihrama niyet etti. O seyit de elindeydi. O seyit ile beraber ihram etti ve seyidi de bırakmadı. Ne gibi olur bu? Ki imsakihi, o adamın imsaki tutması gibi olur. İyyahu o seyidi ba'de ihramihi, ihram ettikten sonra. İhrama girdikten sonra imsaki gibi olur. Neyi? Bir seyidin di ki imsak ki kâne minhu, ondan sonra oldu. Ba'de ihrami, ihramdan sonra. İhrama girdikten sonra, ihrama girerken seydi miydi? Yok elinde. İhrama girdikten sonra gitti bir av avladı. İşte bunun gibi olur. Ha evvelden avlamış ve kendisiyle beraber getirmiş. O şekilde ihrama girmiş. Ha da ihrama girerken seyit miydi? Yok da sonra ihrama girdikten sonra gitti avladı. İkisinin cezası bir olur. فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَذَارِكَ. Vaktaki bizim bu zikrettiğimiz böyle oldu. Yani seyit meselesinde istersen evvelden seyidi tutsun, sonra ihrama girsin, istersen evvel ihrama girsin, sonra seyidi tutsun. İkisinin cezası bir oldu. وَكَانَ الطِّيبُ طِبْتَ oldu. مُحَرَّمًا haram oldu. عَلَى الْمُحْرِمِ mührim üzerine بَعْدِ اِحْرَامِ ihrama girdikten sonra. İhrama girdikten sonra mührime tıp sürünmek haram oldu. Ne gibi? Ki hürmeti hadiyle eşya, bu eşyanın hürmeti gibi. Kâne sübûtu tıyb, öyleyse tıybin sübûtu oldu. Aleyhi an üzerine ba'de ihramihi, ihrama girdikten sonra. Ve imkâne kattatayyebe bihi, her ne kadar onu sürmüş olsa bile, gabbi ihramihi, ihramdan evvel sürmüş olsa bile, madem o koku onda kalmıştır. İhrama niyet etmezden evvel sürdü ama fakat ihrama girdikten sonra o kaldı üzerinde. Bu ne gibi oldu? Ketatihi bihi, o kokuyu sürmüş gibi oldu. Bi'ade ihramihi, ihrama girdikten sonra sürmüş gibi oldu. Kıyasen ve nazaran ala ma beyyenna, bizim beyan ettiğimiz şeylere kıyasen. O da neydi? Giymek, elbise ve av meselelerinde beyan ettik ya, işte onun gibi. Bir adam ha ihram etti, elbiseyi giydi, ha elbiseyi giydi de ihram etti, öyle devam etti. Diğer bir adam ha avı tuttu, ondan sonra ihram etti, yahut da ihrama girdi, sonradan avı tuttu. Cezada bunlar hepsi müsavi olduğundan bu koku meselesi de ona kıyas edilirse böyle olması lazım gelir. Ha ihrama girmiş, kokuyu sonradan sürmüş, veyahut kokuyu sürünmüş, ihrama girmiş fakat koku üzerinde mevcut. Bu da onun gibi oldu. فَهَذَا بُوْ هُوَ النَّزَرُ قِيَسَ budur. فِي هَذَا الْبَابُ, bu babda kıyasa budur. Ve bihi, işte bu kavliyle nehudu biz alırız. İmam-ı Tahavi diyor ki, yani ben bunu alırım, ben bu tarafa mailim. وَهَوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ اِبْنَ الْحَسَنِ رَحْمَهُ اللّٰهِ, İmam Muhammed'in kavli de budur. Şimdi bu mesele hakkında İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf başka bir
mezhebe sahip oldular. İmam Muhammed, İmam-ı Tehavide başka mezhebe sahip oldular. İmam-ı Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf'e göre ihramdan evvel koku sürünürse, ondan sonra ihrama girerse bu caizdir. İhramdan sonra o kokunun, o raihesi mevcut olsa bile caizdir, mekruh değildir. Fakat İmam Muhammed ve İmam-ı Tehavi'ye göre caiz değildir. Madem ihramdan evvel koku sürünse, arada gusledip onu çıkarması lazım ki ihrama girdikten sonra o koku onda bulunmaya. Bulunursa caiz değildir, buna sahip oldular. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.